Herkese merhaba. Kostüm giymek her zaman eğlenceli olmuştur. Bazılarımız yalnızca içindeki çocuğu serbest bırakırken, dünyanın dört bir yanında yılın her günü kostüm giyen insanlar da vardır. Bu insanlar, özenle tasarlanmış kıyafetler ve kibar aksesuarlarla en sevdikleri çizgi roman ya da bilim kurgu karakterlerini taklit etmeye bayılıyorlar. Tabii ki cosplay'den bahsediyoruz. Yaratıcı bir tasarımcı da olsanız, bu sanat eserlerini alan müşterilerden biri de olsanız, bunun harika bir hobi olduğuna katılacağınızı düşünüyoruz. Devasa ve tam işlevli Hulkster kostümünden sizi direkt olarak 8 bit video oyunlarına ışınlayacak 2 boyutlu piksel kostümlere, işte karşınızda cosplay'i bir sonraki seviyeye taşımış kostümler. Bazen insanların kostümleri o kadar gerçekçi olur ki bu kostümlerin içinde son derece korkutucu görünürler. İşte aynı şey inanılmaz detaylı bu kostüm içinde geçerli. İkonik video oyunu Resident Evil oyununu oynamak sanki yeterince korkunç değilmiş gibi şimdi de bu korkunç figürle gerçek hayatta karşılaşma ihtimalinden endişe duyacağız. Guy olarak tanınan yetenekli cosplay oyuncusu, Resident Evil 2'de mutasyon geçirmiş William Birkin'in çirkin bir kopyasını yaptı. Ne var ki bu kostümün vücut parçaları çok gerçekçi. Kaslar ve organlar kostüm giyen kişinin pantolonundan ve tişörtünden dışarı çıkıyor. Ayrıca kostümdeki büyük şiş gözler de hareket ediyor. Tasarımcılar bu korkunç kostümü yapmak için saatler harcadılar. Bu kostüm hem son derece korkutucu hem de çok ağır. Öyle ki kostümün ağırlığı tam 10 kilogram. Bu çok çılgınca, öyle değil mi? Bütün gün bu kadar ağır bir şey giydiğimizi hayal bile edemiyoruz. Ne var ki bu adam bu kostümü Tokyo çizgi roman pazarında ve efsanevi New York Comic Con'da giydi. Kostüm birçok insanın hoşuna giderken bazı insanların da midesini bulandırdı. Bu çılgın kostüm hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu bir sanat eseri mi? Yoksa insanı dehşete düşüren bir çalışma mı? Bu 2.74 metre uzunluğundaki Transformer, Thomas Le Petrillo tarafından yapıldı ve dünyaca ünlü New York Comic Con'da halka tanıtıldı. Dudak uçuklatan mekanik parçaları ve parlayan mavi renkli led gözleriyle bu büyük kostüm kesinlikle ilk bakışta harika bir izlenim yaratıyor. Öyle ki bu kostümü giyen kişi nereye giderse gitsin dikkatleri üzerine çekiyor. Evet, Thomas hem görsel anlamda etkileyici hem de pratik ve rahat kostümler üretmek üzerine odaklanan ünlü bir kostüm tasarımcısı. Peki ama yaban arısına benzeyen bu Transformer kostümüne ne demeli? 5 profesyonel tasarımcı tam 5 ay çalışarak bu inanılmaz kostümü üretti. Bu karmaşık ve detaylı kostümü giymek tam 20 dakika sürüyor. Thomas'ın 85,5 kilogram ağırlığındaki bu devasa sarı siyah kostümün içinde yürüyebilmesi içinse ayaklıklar üzerinde durması gerekiyor. Öyle ki bu kostümü giymek için gerçek bir süper kahraman kadar güçlü olmanız gerekiyor. Ancak bu tek kullanımlık bir kostüm değil. De Petrillo neredeyse 20 yıldır olağanüstü kostümler tasarlıyor ve üretiyor. Thomas'ın yarattığı olağanüstü kostümlere bakarak bu adamın yaptığı işte usta olduğunu söyleyebilirsiniz. Öyle ki Thomas düzenli olarak dünyanın dört bir yanında düzenlenen kongre ve hayran etkinliklerine katılarak bu çarpıcı çalışmalarıyla ziyaretçileri büyülüyor. Thomas Le Petrillo az önce bahsettiğimizden çok daha ihtişamlı bir kostümle geri döndü. Bu yetenekli tasarımcı, New York Comic Con'da sergilemek için tasarladığı bu fantastik Iron Man Hulkbuster kostümünü yapmak için tam 2 yılını harcadı. Bu inanılmaz kostüm 2015 yılında Comic Convention'da büyük ödülü bile kazandı. Kostüm 3.61 kol genişliği ve toplam 2.89 metre uzunluğuyla jürinin sempatisini kazandı. Iron Man'in klasik kırmızı rengiyle ve altın rengi kostümüyle harmanlanan bu devasa kostüm, Incredible Hulk'ın inanılmaz fiziksel yapısıyla birleştirildi. Bunun sonucunda da yıllarca adından söz ettirecek olan bu kostüm ortaya çıktı. Orijinal filmde Hulkbuster zırhı, Mark 44 zırhı olarak biliniyor. Thomas Le Petrillo bu kostümü çok dikkatli ve detaylı bir şekilde yaptı. Bu zırh tam 48 kilogram ağırlığında. Thomas üst gövdede genelde dalgalı polikarbonat kullandı. Alt kısımda ise kostümün mümkün olduğunca hafif olmasını sağlamak için EBA köpüğü kullandı. Kostümün kendisi çok ağır ve içi çok sıcak olsa da birçok çizgi roman hayranını mutlu ettiği bir gerçek. Eminiz ki Tony Stark bu kostümle gurur duyardı. Sonunda Tony Stark'ın bile gurur duyacağı bir kostümden bahsedeceğiz. Dışarıda bir sürü Marvel karakterinin kostümünün yapıldığını görebilirsiniz. Ancak bu kostüm işleri bir adım ileri götürüyor. Bu mekanik Iron Man kostümünde parlak led ışıklar bulunuyor. Ayrıca kostüm açılıp kapanabilen bir maskeye sahip. Ancak en ilginci, kostümde bulunan kol ateşleyicilerin ve roket güçlendiricilerin ledlerle ve hava püskürtücüleriyle birlikte çalışıyor olması. Kostümün göğüs kısmında dahili bir USB şarj yeri olduğundan bahsetmiş miydik? Bu şarj girişini kullanarak telefonunuzu şarj edebilirsiniz.
Bu, Comic-Con'da bütün gün selfie çeken cosplay oyuncuları için harika bir özellik. Bu dudak uçuklatan kostüm, Hollandalı cosplay oyuncusu ve kendi çevrimiçi mağazası Wayne Workshop'ta yarattığı kostümleri satan Wayne Baron Duzen tarafından tasarlandı. Üçüncü Iron Man filmindeki kostümden esinlenerek yapılmış kostüm, Wayne'in en ünlü kostümüdür. Muhteşem kostüm, 14 voltluk lipo-pil setiyle güçlendirildi ve kostümü bitirmek tam 6 ay sürdü. Ne var ki ortaya çıkan sonucun bunca çabaya değdiğini söyleyebiliriz. Bu süper kahraman kostümü gerçekten de harika görünüyor. Wayne, 2015 yılında geçirdiği bir kazada yandıktan ve birkaç kez depresyona girdikten sonra kostümü canlandırmalar yapmaya başladı. Çünkü Wayne terapistinin önerisi üzerine yaratıcı tarafına odaklanmaya karar verdi. Bunun üzerine inanılmaz kostümler yaratmak için muhteşem yeteneğini bilim kurgu ve çizgi roman aşkı ile birleştirdi. İşte ilham diye buna derim. Eski tarz video oyunlarına hayran olanlar bu dudak uçuklatan cosplay'e bayılacak. Dan Kata, bu göz alıcı iki boyutlu Nintendo karakteriyle 8-bit video oyunlarını gerçek hayata uyarladı. Ayrıca Dan, bu yaratıcı cosplay kostümünü evde kendi elleriyle yaptı. Üstelik Dan'in kullandığı metot hem ucuz hem de basitti. Aylar süren hazırlık ve planlama aşamasından sonra pikselli karakterler üzerinde çalışan Dan, kartondan paneller kesti ve siyah bir kostüm oluşacak şekilde boyadığı her bir parçayı stratejik olarak birleştirdi. Bu kostümler eski oyunlardaki karakterlerde olduğu gibi pek de gerçekçi görünmüyor ancak biraz geriden baktığınızda ve kostümü hareket ederken gördüğünüzde ortaya çıkan sonuç gerçekten de inanılmaz. Dan'in şaşırtıcı hareketleri ve vücut dili Nintendo kostümlerine gerçekten de hayat veriyor. İki boyutlu karakter gözlerinizin önünde hayat buluyor. Kartondan yapılmış katmanlar dikkatli bir şekilde yerleştirildi. Kostümün hareketleri ise geçmişte çok sevilen oyunlardaki karakterlerin hareketlerine çok benziyor. Bizce bu uzay korsanı kostümü tamamen yaratıcı ve eşsiz bir kostüm. Sanatçının bu kostümü çok keyif alarak yaptığını söyleyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Geçmişten gelmiş gibi görünen bu adam size de eski, mutlu günlerinizi hatırlattı mı? Peter Parker'ı unutun. Burada Peter Parker var. Tabii ki Amazing Spider-Man'den ya da bu popüler Marvel karakterinin cosplay versiyonundan bahsedeceğiz. Birçok insanın Spider-Man kostümü giydiğini gördük. Hepimiz üzeri siyah A ile dokunmuş ve bilekten atılan A ile özdeşleşmiş dar, mavi kırmızı renkli ikonik kostümü görmeye alıştık. Ancak daha önce bu seviyede bir Spider-Man kostümü görmediğinize iddiaya gireriz. Evet, Spider-Man kostümü giymiş bu adam da hızlı bir şekilde koşuyor, zıplıyor ve binalara tırmanıyor. Hatta gerçek süper kahraman gibi poz veriyor. Bu adamın tek eksiği kendine özgü örümcek ağı. Ancak böyle jimnastik yeteneklerine sahipken kim ipten yapılmış sentetik ağa ihtiyaç duyar ki? Bu viral olan videolarda oynayan oyuncu Ronnie Chavez, drone'la ve dengeli manuel çekimlerle harika görüntüler yakalamayı başardı. Öyle ki bu inanılmaz video kendi YouTube kanalı Ronnie Street Stance'da tam 16 milyon kez görüntülendi. Videonun neden bu kadar çok görüntülendiğini anlayabiliyoruz. Çünkü bu görüntüler gerçekten de dudak uçuklatacak cinsten. Adeta örümcek sezgilerimiz sızlıyor. Çocuklar için yapılmış bu sevimli Transformer kostümleri çocukların ebeveynleri Mark Petriski ve Chael Beltran tarafından yapıldı. Oğlu, Mozaik Cadılar Bayramı için Optimus Prime olmak istediğini söyledikten sonra Kanadalı otobüs şoförü bu kostümleri yapmaya karar verdi. Mark, kostümler için karton mukavva kullandı. Mark, kestiği şekil verdiği ve boyadığı mukavvaları güzel birer Transformer arabalarına, kamyonlarına ve jetlerine çevirdi. Çocuklar, iki ayaklarının üzerinde dik bir şekilde durduklarında dünya çapında başarılı olmuş Transformer film serisindeki robotlara benziyorlar. Emekleme pozisyonuna çöktüklerinde ise tekerlekleri olan araçlara dönüşüyorlar. Çok geçmeden bu sevimli ev yapımı kostümler internette çok popüler oldu. Öyle ki aile bu etkileyici kostümleri insanlara tanıtmak için Comic-Con etkinliklerine bile katıldı. Etkinlikten sonra Mark, çocuklarına bu kostümleri giydirmek isteyen insanlardan birçok teklif aldı. Bu havalı kostümler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Küçükken bu kostümlerden birine sahip olmak ister miydiniz? Neler düşündüğünüzü yorumlar bölümüne yazın.